Canım. Ya Fadi. Ya belki biz de bir gün böyle konukların arasında değil de nikah masasındaki yerimizi alırız ha? Belki, kim bilir. Ya aslında ben diyorum ki hazır gelmişken böyle her şey tamken olmuşken böyle yerli yerindeyken falan şu nikah olayını dörtlesek mi? Yani sen ben? Yani ne bileyim ambiyans çok güzel böyle her şey yerli yerinde falan. Hani acaba diyorum bizimki de böyle bir aradan çıksa mı? Aradan çıkar. Mete ben aradan çıkarılacak kız mıyım? Ha yok o anlamda söylemedim ya. Yani ne bileyim hani her şey çok güzel, ambiyans çok güzel hani hani ya iyi bir şey söyleme babında ben kötü bir şey söylemedim ya. O işler öyle olmuyor Mete Bey. Kusura bakma. Ben öyle evlenme teklifi almadan, parmağımda yüzüğü görmeden hiçbir imza falan atmıyorum. Ya Allah Allah. Hem bunun bir türlü prosedürü var ve ben hepsini teker teker yaşamak istiyorum. Böyle olmaz, öyle pat diye olmaz o işler. Ayrıyetten hani o tek taş dedim ya. O da pırlantadan olacak. Bak kayıtlara geçsin. Sakın atlama. Ya hayatım sen beni tamamen yanlış anladın. Ya ben bunları yapmayacağım demiyorum ki. Ya ben sana evlenme teklifi de yapacağım. O tek taş kocaman pırlantalı yüzüğü de alacağım. Ama ben sadece ne bileyim hani ortamı böyle görünce galiba biraz heyecanlandım. Heyecan mı ya? Canım. Sen bir evlenme teklifi et bakalım bana. Bakalım ben kabul edecek miyim? Bakalım acaba benim biraz düşünmem gerekecek mi? Kızım. Şazimet'i gördün mü yavrum? Görmedim anne. Görmedim. Ben Şazim'in bekçisi miyim? Görmedim. Ne bağırıyorsun kız? Evde kaldın diye canının acısını benden mi çıkaracaksın? Kırarım vallahi sen o çırpı bacakları ha. Şazimet. 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 Şazimet gelmedi bu da. Gelecek gelecek. Bu sefer kesin bilgi aldım. O yüzden ben de hazırlık yaptım. Neyin hazırlığıdır o? Bu akşam Şazimentime açılacağım. Ona evlenme teklif edeceğim. E bundan daha hayırlı bir akşam olamaz değil mi? Açık şunu da. Rezil olacaksın helalime. Sırası budur. Hadi be. Görürsün sen. Hele bir gelsin de gözümün nuru. Hadi bakalım. O Şazimet bir daha. Affedersiniz. Orası benim kızımın yeri. Şazimin! Kız! Kız ne olmuşsa? Kız anam ne olduysa olmuş. Sonunda karıya benzemişsin ha. Maşallah. Bakın bana bakın bakın. Kız bak. Bıyıkları kestirince aynı bağa benzemişsin. Erkek kuaförüne mi gittin? İyi olmuş kızım saç sakal. Dedim sen misin Fatih Bey'e falan filan yapan? Buna abilerim. Bir olursun. Bir paket edersin. Bir koyarsın konteynere. Doğru Rusya abi. Kimi? Ha orasını karıştırma. El aynı teki abi. Sevdim seni ha. Hani Fatih'e ayıp olmayacağını bilsem gel benim fedaim ol diyeceğim ha. Olmuş kadar oldum abi. Allah razı olsun. Baş tacısın. Eyvallah. Eyvallah. Aytan abim. Ay canım abim. Neşeniz mutlu olsun. Aa Dilber'im gel birlikte olsun. Sağ ol abim. Dilber. Beyle gel bizim masamız burası. Gel beyle oturalım. Geliyorum geliyorum. Abim ben sizin muhabbetinizi hiç bölmeyeyim. Ayfer orada oturuyor. Ben onun yanına geçiyorum tamam mı abim? Olmaz. Geçmek yok. Ayfer gelsin bizim masamıza otursun. Hem Ayfer de kim? Şey abi Ayfer benim çok eski bir dostum olur. Dur seni onunla tanıştırayım. Ayfer. Kız Ayfer. Bak darbeli Haydar abim. Abim Ayfer. Haydar abim adı üstünde abilerin gülü. Thank you.
Haydar ben. Darbeli Haydar. Ayfer ben. Gergedan Ayfer. Çok memnun oldum. Ben de öyle oldum. Ayfer Hanım. Haydar Bey. Abim ben nereye oturayım? Ayfer'le mi oturayım? Seninle mi oturayım? Nerede istersen orada otur. Tamam abim. O zaman ben Ayfer'le oturuyorum, tamam mı? Ayfer gel kız. Hadi Ayfer. Ayfer. Kız Ayfer. Kız otursana. Karnım acıktı hadi. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle hoş geldiniz. Aşkın yaşı yoktur derlerdi de inanmazdım. Doğruymuş. Bildiğim her şeyi ondan öğrendiğim gibi bunu da dayımdan öğrendim. O benim canım, her şeyim. Korktuğum gecelerde sığındığım masalım. Şimşek çaktığında pelerini ağacına saklandığım kahramanım. Sizin çoğunuzun baba dediği şeye ben dayı diyorum. Şimdi gözümün nurunu Meryem yengeme emanet ediyorum. Çünkü onlar birbirlerine deli gibi aşık. Karşınızda Deli Şevket ve Kara Meryem. Aşık olan sadece dayım değil tabii ki de. Benim diğer kahramanım da kör kütük aşık. Açıkçası ben de şoktayım. Bana bu kadar tatlı bir yenge getirebileceğini rüyamda görsem inanmazdım. Hani biraz odundur falan ama dünyanın en tatlı abisidir o. Candır. Karşınızda abim Orhan Günay ve dünyanın en tatlı yengesi Selin Günay. Geldi. Küçükken hep bana ne olacaksın diye sorarlardı. Bence Zeynep olacağım derdim.
Çünkü bence bir insan olabileceği en güzel şey Zeynep olmaktı. İnşallah bir gün olurum. İnşallah bir gün Fatih eniştem gibi bir prensle tanışırım. Eğer belki çok şanslıysam Selim gibi bir bebeğe bile sahip olabilirim. Kim bilir? Karşınızda Fırtına Zeynep ve Kobra Fatih. Bütün çiftlerimiz hazır olduğuna göre nikah törenimize başlayabiliriz. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, yoklukta, varlıkta Fatih Şekercizade'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Fatih Bey, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta... Evet. Nereye imzalıyorum? Selin Hanım, hayır. Orhan Günay'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Siz de yaşlı kurtlar. Evet. Evet tabii canım, evet. Öyleyse ben de Büyükşehir Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak alayınızı karı koca ilan ediyorum. Önüme baktım, hepsi sensin. Yazdım şiirlerin her hecesi. Üzüldüm tüm filmler. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Erişte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Erişte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım, her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım, her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım, her şey sensin.
yorula yorula. Gidemedim torunla da ben yorula yorula. Vermedi senin nenen iki gözü kör ola. Vermedi senin nenen iki gözü kör ola. Ah kadirga kadirga da bittim içim enleri. Ah kadirga kadirga da bittim içim enleri. Acan nasıl geçeyi da bensiz geçen günleri. Acan nasıl geçeyi da bensiz geçen günleri. Geliyor. Kapıya buranda, ay güranda güranda da çık kapıya buranda. Yatalım uyanalım, horozlar bayranda. Yatalım uyanalım da horozlar bayranda. Gürgenin tepesinde kuri kuri budaklar. Gürgenin tepesinde da kuri kuri budaklar. Alıştı da durmayı da yarı yapın budaklar. Alıştı da durmayı da yarı yapın budaklar. Ay adam kurutur mu? Ay vurur mu vurur mu da ay adam kurutur mu? Senin gibi güzeli hiç adam unutur mu? Senin gibi güzeli da hiç adam unutur mu? Susuz derede testi de dolmaz ışığım dolmaz. Susuz derede testi de dolmaz ışığım dolmaz. Eçek sunma şakları da yayla horonsuz olmaz. Eçek sunma şakları da yayla horonsuz olmaz. Ne yapıyorsun kız? Arkanı dön ve git enişte. Burada istenmiyorsun. Enişte demeyi biliyorsun ama hala. Allah Allah. Ya o ağız alışkanlığı. Git buradan Fatih Şekercizade. Bak bak bak. Çirkefe bak. Şimdi böyle mi olduk? Evet böyle olduk. Prenslik olarak ablama yalan söyleyen kişilere karşı böyle oluyorum. Sus kız. Cadı. Büyüklerin içine karışma bakayım. Çekil. Ya gitmesene. Sus. Cadı seni. Ya gitmesene. Ben hala. Fatih! Lan! Sen ne arıyorsun lan bu evde? Terbiyesiz. Tükürün anam şunun suratına geçsin ya. Zeynep. Fatih. Merak etmeyin gideceğim. Zeynep'e şu boşanma belgesini imzalatmaya geldim. Sonra gideceğim. İmzalama. İmzalama. İmzalayacağım tabii ki de. İmzalamaz mıyım biliyorum. Zeynep. Kalem var mı? Yok kalem alem. Al getirdim. Zeynep ne ettin kızım? Tamam mı? Mutlu musun şimdi? İmzaladım işte. Hadi defol git. Meraklı değiliz sana. Gideceğiz tabii. Gideceksin tabii ki de. Ne diyorsun ya? Ulan ne ettiniz siz de? Ya ne yapıyorsunuz ya? Çocuk oyuncağı mı bu? Boş ver canım, boş ver. Zaten Zeynep boşamak istiyor. O ne demek ya? Ya vallahi enişte bak ben bu durumu kaldıramıyorum ya. Orhan ne diyorsun sen? Ulan etti bir hata. Hemen belli mi etmek lazım? Ya ne hatası? Ne hatası? Ya bir kere Fatih'in hata yapması teknik olarak mümkün değil tamam mı? O ne demek kız? Şazmet ne diyorsun sen? O ne yazılıyor ya? Ya ne konuşuyorsun? Ya ne diyorsunuz siz? İftira, iftira. Ne iftirası? Ya abi söyle ama. Kızım bir şey demiyorlar. Ben sana söyleyeceğim seni. Ne diyorsun? Ne? Ne? Açıklamayın ağzını. Ya böyle bir şey.
Aşkım ben ne yaptıysam bizim için yaptım. İnan bana. Ben anlayamıyorum ya. Gerçekten anlayamıyorum. Ben bu adamı hayatımdan uzaklaştırmaya çalıştıkça o daha da yakınlaşıyor. Sen benim evime, annemin dibine kadar nasıl giriyorsun? Bu cesareti nereden buluyorsun? Anlamadım ki. Ben de bilmiyorum ama bu durum gittikçe daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Annenle Erten karşılaştığı anda annenin ona soracağı ilk soru Selim'le ilgili olacak. Zeynep, buna engel olmalıyız. İyi de nasıl? Anneni Ertan'dan uzak tutarak. Fatih'ciğim, annen Ertan'ın çalıştığı yere kadar biliyor. Er ya da geç karşılaşacaklar, artık bu an meselesi. İyi de hayatım, tamam da yani bir yolu olmalı. Allah sana bir şey diyeyim mi? Yani Allah korusun. Üçümüzden biri ölmedikçe ya da biz ayrılmadıkça bu konu kapanmayacaktır. Neydin sen? Kapanmayacaktır. Hayır, ondan önce. Konu. Hayır, bize olacaklarla alakalı. Ay Fatih, ciddi. Allah korusun, üçümüzden biri ölmedikçe ya da biz Ayrılıyoruz arkadaş. Ne diyorsun sen be? Ne demek ayrılıyoruz? Daha dün evlendik. Lan dur, atar damarını çıkarma şapşal. Hayır yani annem bu işin peşini bırakması için bir süreliğine ayrılacağız. Ha, numara yapacağız yani. Evet. Yine herkese yalan söyleyeceğiz. İşe yaramıştı daha önce. Ya evet de hani başka bir daha yalan yoktu. Olmayacaktı hayatımızda. Hayatın başka çaremiz mi var? Yok. Tamam, ayrılıyoruz o zaman. Ama bak, bu kez kimse bilmeyecek. Tabii ki de. Ya Selin'e, Mete'ye, Orhan'a, Fadi'ye, Mustafa'ya... Hayır, olur mu? Onlar bilsin arkadaş. Fatih. Ne? Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğiz. Asla bilmeyecekler. Bu sadece ikimizin arasında. Sonra kimi ne yalan söylediğimizi unutuyoruz. Tamam, doğru söylüyorsun. Yalnız bir şey daha var. Herkes birbirimize ne kadar aşık olduğumuzu biliyor. Nasıl inandıracağız? Sen bana aşık mısın? Çok. Sen? Buldum. Çok büyük bir kavga edeceğiz. İki cephede de. Ne kavgası ya? Sen yarın sabah beni evden kovacaksın. Saçmalama, ben böyle bir adam değilim. Bu oyunu oynuyor muyuz, oynamıyor muyuz? Tamam, oynuyoruz da... O zaman dediklerimi yapacaksın. Unut. Bundan sonra sen böyle kaba, maço, iğrenç bir adamsın. Benden nefret ediyorsun yani, anladın mı? Beni hayatım boyunca bir daha görmek istemiyorsun. Öyle düşün. Hatta kavga sırasında bana bir tane tokat bile atabilirsin. Ya çüş, saçmalama. Fatih. Zeynep, ne tokatı ya? Yapacaksın bunu ya. Şöyle düşün ya, içindeki çirkefi ortaya çıkart, beni düşün. Tamam. Mukaddes Hanım ne derse desin, asla sesini çıkartmayacaksın. Dediği her şeyi yapacaksın harfiyen. Seni kundağa sarıp dizinde sallasa bile gıkın çıkmayacak, tamam mı Fatih? Ya bu planımız işe yarasın. Annemle bütün konken partilerine gider, masanın üstünde striptiz yaparım. Tamam. Yaparım yani. O zaman yarın sabah başlıyoruz. Yarın sabah mı tokat atayım? Oo, bakıyorum bana tokat atmak için çok heveslisiniz Fatih Bey. Ya hayatım, tokat atmasan nasıl atacağız bir de yani? Ben tokatı atacağım, sen alacaksın mı? Ne çok hoş üstüme attığımda alabileceğim. Yok, ben bir Jim Morrison oyunculuk atölyesinde izlemiştim. Böyle vuruyorsun, onu vurduğun anda o etkiyle alacaksın, gerçekmiş gibi gözükecek. Tamam, tamam ama yani onların ne tarafta olduğu da çok önemli, anladın mı? Biz böyle uzaklaşırız onlardan, onlar bir tarafta olur. Şimdi diyelim ki onlar bu tarafta. Tamam. Tamam mı? O yüzden oradaki kolunu kullan. Yani bununla şimdi tokat atacaksın, tamam mı? Bir deneyelim bakalım, ben alabiliyor muyum dediğin gibi. Tamam. Ah! Hayır, pardon, özür dilerim. Sen niye almadın? Fatih! Hayatım, dönmen gerekti oradan. Biz üçü gibiydi diye sayardık diye düşündüm. Özür dilerim hayatım. Gerçekten miyim? Gel öpeyim, gel gel. Bir şey oldu mu? Acıdı. Bir dakika ya. Benim tokatla böyle bir şey geldi aklıma. Hı? Biz bu denemeleri başka bir yerde devam edelim. Nerede? Hayatım. Seni çok özledim aşkım, aşkım seni çok özledim. Sen bir de bana sor.
durdu. Planımız işe yarıyor değil mi? Herkes unuttu değil mi Ertan'ı falan? Hayatım, oyunumuz işe yaradı galiba. Bak işte gördün mü, biz çok iyi oyuncuyuz Fatih. En başından da her şey oyunla başlamıştı. Şimdi oyunla devam ediyor. Çok eğlenceli. Yani evet, yer yer zorlaşacak ama. Oğlumuz için. Geleceğimiz için. Evet, her şey onun için aşkım. Bana bak. Hı. Babam bir şeylerden bahsediyor. Ben Fatih seni anlattığını gördüm falan filan diye. Ha, ya ben sana anlatacağım onu. Annemin oyunu var ya, az kalsın neler oluyordu Zeynep. Anlatacaksın tabii ki de. Anlatacaksın yoksa gebertirim seni. Bir şey söyleyeceğim. Bugün Orhan Mete geldi. Mustafa'yı sıkıştırdı. Mustafa bir şeyler anlatmıştı. Sen bir şey mi söyledin? Yok aşkım, ne alakası var? Hiçbir şey demedim ben ya. Peki sen niye atıyorsun o tokadı? Hani ben atacaktım? Fatih bak, bu konuda sana çok kızgınım. Yani biz bunu konuştuk seninle. Sen vuracaktın bana. O kadar dedim sana vursana vursana diye. Baktım vurmadın. Ben de gelişine attım tokadı. Ne yapayım ya? Sen bir de dönmüyorsun lan. Dön diyorum sana o kadar. O kadar bekledik ya. Ya dramaturjik olarak ben de döndüm işte, onu aldığım zaman gözlerimin dolmasını bekledim. Ne yapayım yani? Tamam boş ver ya. Acımadı değil mi canım? Yok, zaten kıyamazdım sana. Fatih. Ben seni deliler gibi seviyorum. Sana deliler gibi aşığım. Ben de sana aşığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.